Evet, misafirlerim gitti. Evi güzel hızlıca toparladım, bir süpürdüm. Robot süpürgenin birini aşağıda birini yukarıda çalıştırdım. Ama ortalığı silmedim çünkü birazdan lokal ekibi gelecekler. Gene bir çeyiz görme operasyonu yapacağız. Bohça görecekler. Bu bitmeyecek galiba. Bana cinler geliyor. O yüzden daha hala uzanamadım. Bir de en büyük sıkıntım denizin sesi. Sürekli hırş hırş hırş. Ya bu size söyleyeyim, asla ve asla deniz kenarından ev almayın. İnanılmaz derecede rahatsız ediyor ama çekiyoruz bir yerde. Gece falan bazen sıçrıyorum gemiler. Şenola. Masayı hazırladım. Çayı da demledim ama şarjım bitiyor diye şu an prizin yanına oturdum. Evet. Cenazelerde gözyaşı, düğünümüzde halay başı, muhteşem ekibimiz. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Asansörünüzün içi çok kirli, asansörünüz de çok merdiven kirli. Yöneticiyi söyleyeyim, ben mi? Söyle bak, geçin. Direkt. Ne oldu ki, burası pis mi? Hayır, genelde paspasa basıyorlar ya, o yüzden hoş geldiniz. Yazmışlar ki zaten çarşıya beraber gitmediniz, daha neye bakacaklar? Şimdi yani aldıklarımızı biz siz gittin ya. Evet, son çarşıyı kaçırdılar, evet, o yüzden. Götürmedin ya, görmemek onları. İlkinde hırsınız çıktı lan, her gün insan değiştirmek zorunda kaldım. Dün de doğanın canı çıktı. Kocaya gitmen dileğiyle. İnşallah hedef ol. Hastaneci gülmekten öldü. Hadi bakalım. Sen az önce bana ne dedin? Dedim mide. Sen hamile misin kız? Bu mide bulantısı, kıskıs mısın? Bu kadar midesi bulanmaz. He, bekar bir kızla ben bu kadar mide bulanır, sen de görürüm. Bunlar da bir şey olunca hep bekar kızın midesi mi bulanır? Karnım ağrıyor, bekar kızın karnı mı ağrır? İyi de bekar tamam, kız. Kadir abi şey alsaydın ya, hani Görkem bir tane çanta istemişti ya Fatih'ten, 1.300.000 dolar mı? Ondan alsaydın ya. Şimdi çeyize bakıyorum. Verir misin? Evet, bayram. Bayram harçlığımızı. Bana takı takacaksın zaten, zırlama.